Kanalıma hoş geldiniz sevgili hobi severler. Bugün evdeki kırık dökük ne varsa topladım. Yepyeni bir obje projesiyle karşınızdayım. Bir adet kırık bir kadehim var. Bir tane camı patlamış tencere kapağım var. Gördüğünüz gibi sadece kulbu ve çemberi kaldı. Bir adet ton balığı kutusu ve bir adet de daha önceden kullandığım, yaptığım epoksiden bir apliğimiz var. Bunun formunu epoksi kurumadan önce hafif daha ıslakken vermiştim kadehin üstünde. Şimdi elimizde bir yan keskiyle ya da makasla da kesebilirsiniz. Çünkü tencere kapağının etrafındaki halka çok sert bir metal değil. Ben yan keskiyle kestim. İkiye böldüm. Daha sonra bir makasın ucuyla ton balığı kutusunu iki yanından delik açıyorum. Bu çemberin arasından geçeceği bir delik gerekiyor. O yüzden ölçüsünü çembere göre yapabilirsiniz. Bir tornavidadan da yardım alabilirsiniz. İstediğiniz gibi genişletin. Daha sonra siyah akrilik boyayla, bu tabii ki her zaman söylüyorum videolarımda, Multisurface özellikle bir akrilik boya. Önce ton balığı kutumu boyadım. Daha sonra çemberin hem dışını hem de içini boyadım. Epoksi apliğimizle siyah akrilik boyayla boyuyoruz. Zaten siyah bir epoksiden dökmüştüm ama daha koyu ve objeye uygun olması açısından bir kat daha akrilik boyayla boyadım. Çemberi daha ton balığın kutusunda açtığımız deliklerden yine geçiriyorum. Apliğimizin üzerine gold finger parmak yaldızla yaldızlıyorum. Kabartılı yüzeylerin tamamının üzerinden yaldızla geçiyorum. Daha sonra bir güderi parçasıyla, bunu herhangi bir deri parçası satan yerden bulabilirsiniz. Ben eski montumun kapşonundan kesmiştim. Onu kullanıyorum bu tarz çalışmalarda. İyice siliyorum. Ne kadar çok silerseniz parmak yaldız o kadar çok ışıltılı ve parlak hale gelecektir. Özellikle gümüş olanlarda etkisi çok daha fazla gözükür. İyice parlattığımız epoksi apliğimizi sıcak silikon ile kadehin üst kısmına yapıştırıyoruz. Tencere kapağı kulbunun altındaki metal sarı yaldızlı objeyi de, onun renginde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Yine sıcak silikonla kadehin alt kısmına yapıştırıyorum. Kadehin tabanının tamamına sıcak silikonla dolduruyorum. Çünkü o bölgeye varak yapıştıracağım. Tamamen kurumasını beklemem gerekiyor. Tamamen kuruduktan sonra uygulamayı rahatlıkla yapabilirim. Yine sıcak silikonla halkanın iç kısmına sabitlemek için bolca tutkalı sıkıyorum. Tamamen kuruyan sıcak silikonun üzerine yaprak varağımızı yapıştırıyoruz. Sert kıllı bir fırçayla fazlalıkları süpürerek çapaklarını alıyoruz. Yine sıcak silikonla kadehimizi halkamızın iç kısmına yapıştırıp monte edebiliriz. Kadehin içine bir mum koyduktan sonra objemiz kullanıma hazır. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olabilir, beğen butonuna basıp yorum yapabilirsiniz. Lütfen bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni projelerde, yeni zihni sinir fikirlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.